belki de hiçbirimizin daha önce hiç ziyaret etmediği bu alanda meclis toplantımızı yapmayı arzu ettik. Tabii bunun sebebi var. Buraya dikkat çekmek istedik. Burası çok özel bir yer ve Kuşadası'nın özel yerlerinden bir tanesi. Buranın ne anlamı ifade ettiğini hazırlığını arkadaşlarım yaptı. Meclis sonrası meclis üyesi arkadaşlarımla da paylaşacak, basın bülteninde geçecek. Ancak ben kısacık meclis gündemine başlamadan önce niye burada toplandığımızı ve ne yapmak istediğimizi birazcık anlatmak istiyorum. Burası Ege kıyıları, Sakız Adası ve Samos Adası'nda içine alınan ve döneminde politik ve ekonomik konularda lider olan bir bölgenin ismi. Ve İonya bölgesi olarak tanımlanan bir bölge burası. Pan-İonyon ise bugünkü Avrupa Birliği'nin antik çağdaki karşılığı. 12 kentin birleşimiyle oluşmuş, bugünkü Avrupa Birliği gibi 12 kentin birleşimiyle oluşmuş ekonomik ve politik bir birlik. Ve döneminde öyle iyi ve parlak bir döneme seviyeye geliyor ki o parlak dönem M.Ö. 7. yüzyıla denk geliyor. O dönemde kültürel öncülüğü, dünyanın, eski dünyanın kültürel öncülüğünü yakın doğudan alıyor ve buraya, bu bölgeye taşıyor. Yani eski dünyanın en parlak dönemi, en parlak dönemini yaşamış çok önemli bir bölge. Tabii burada hangi 12 İon kenti vardı diye düşünecek, soracak olursanız onları saymak istiyorum. Bu Herodot kayıtlarından, tarihçi Herodot'un kayıtlarından. Miletos, Mius, yani bugün Avşar Kalesi bölgesi, Priyen, yani Güllü Bahçe, Efes, Selçuk, Kolopon, Değirmendere, Bodrum yakınları, Teos, Sığacık, Lebedos, Teos yakınında antik bir kent, Eritiri, İldiri, Çeşme'nin bir köyü, Klazomenya, Kalabak, Urla iskelesi, Fokaya, Foça, Samos, karşımızdaki Sisam Adası, Chios, Sakız Adası. 12 kentin birleşiminden oluşmuş İon Kentler Birliği, Panionion'u, yani burayı yılda bir defa Kasım ayında meclislerini toplamak ve kararlar almak üzere kullanırmış. Ve bu bölge bu 12 İon kentinin oy birliğiyle seçilmiş ve Poseidon'a, yani deniz tanrısına atfedilen kutsal bir yer olarak anılmış ve bu bölge her yılın Kasım ayında toplanılan ve önemli kararların alındığı bir bölge haline gelmiş. Önemli bir meclis salonu aslında burası. Bir dönemin en parlak meclis salonu. Tabii burada Anadolu'daki spor organizasyonlarını değerlendirdiğimizde ilk olarak karşımıza milattan önce 9. yüzyıldan beri devam eden Panionion oyunları çıkıyor. Buranın adına aynı zamanda bir spor oyunları organizasyonu yapılmış ve bu spor oyunları uzun yıllar devam etmiş. Ta ki Pers istilasıyla beraber buradaki oyunlar Efes'e taşınmış ve Efes'te yapılmaya devam etmiş. Panionion gerçekten antik çağda önemli bir yer ve bakın çok önemli bir de bir söz var. Arkeolog Profesör Doktor Sayın Ersin Doger'in, bu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski dekanı, bir sözü var. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş olsa Güzelçamlı, Panionion, yani bu bölge Avrupa Birliği'nin başkenti olur demişti. Bunu belki bazı arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Güzelçamlı geçmiş dönem BD Başkanım da burada, o bu konuda daha detaylı bilgiye sahip. Aynı zamanda turizm rehberi. Bu bölge gerçekten önemli ve Kuşadası'nın ve bölgesinin en önemli, birçok önemli yerine ilave burayı da bugün dikkat çekmek üzere belki önemli kültürel çalışmalardan birine belki sonuç olur diye, belki hedef olur diye bugün burada toplanmak istedik. Tabii sadece bununla da kalmadık. Aslında Güzelçamlı hemşerilerime ve Kuşadalı hemşerilerime
bir müjdeyi de vermek istiyorum. Madem ki tarihte burada yapılan spor oyunları çok önemliymiş ve bu spor oyunları o dönemde Tanrı'ya ithafen, yani onların Poseidon'a ithafen yaptıkları spor oyunlarıymış. Biz de diyorum Güzel Çamlı'da Panionion Spor Oyunları Festivali yapalım ve merkezinde burası yapalım diye diliyorum. Çevre illerimiz, ilçelerimizle beraber bu 12 İyon kentini, zamanındaki 12 İyon kentinin bugün karşılık gelen kentlerini de özellikle bu spor oyunlarına davet edelim. Tarihi o spor oyunlarında yaşayalım diyorum. Ne dersiniz? Güzel Çamlı hemşerilerim, her zaman Güzel Çamlı'yla ilgili önemli aktivitelere ev sahipliği yapmaya hem istekli hem arzulu. O yüzden Güzel Çamlı'nın isminin bu spor oyunlarıyla beraber sadece Kuşadası'nda değil, bölgede ve Türkiye'de önemli bir yer alacağına inanıyorum. Ve bu konuyu özenle, itinayla hep beraber hazırlamayı arzu ediyorum. İnşallah bu da Güzel Çamlı'ya ve Kuşadası'na şimdiden hayırlı olur. Muharrem orucu, Muharrem ayı içindeyiz. Bu nedenle tüm Alevi cemaatinin bu mübarek ayını kutluyorum. Mübarek olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını da diliyorum. Evet, meclisi gündemine geçmek istiyorum. Bir önceki meclis tutanakları ile ilgili herhangi bir sözü olan, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eksiklik ya da başka bir şey? Evet. Peki o zaman ilave gündem maddelerimizden önce mazeretlerimiz var mı? Fahrettin Çişek'in 2019 tarihleri arası Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek olan 2019 Motor Travel Mart Fuarına katılmak üzere yapacağı iş seyahati dolayısıyla 3-9-2019 tarihli meclis toplantısına katılamayacağı mazeretli sayılmam konusunda gereğini arz ederim. Bir de meclis üyemiz Didem Eren'in 3 Eylül 2019 tarihinde yapılacak meclis toplantısına şehir dışında olmam nedeniyle katılamayacağım bilgilerinizi arz ederim. Evet, her iki mazeretle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Ulaşmadı ama sözlü mazereti var başkanım. Eşi doğum yaptığından dolayı bu toplantıya katılamayacak. Evet, Özgün'ün güzel bir kızı oldu. Biraz erken de geldi. O yüzden bu vesileyle onu kutluyoruz. Meclis sayfasına WhatsApp grubunda paylaştık mı bilmiyorum ama herkesin, evet, Allah analı babalı büyüsün, ismini Duru koymuş. Evet. Her iki mazereti de oylara sunduk. 3 mazeretli oylarınıza sundum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Ek gündem maddelerimiz var mı? Evet. 12 adet ek gündem maddemiz var. 9 adet normal gündem maddemiz vardı. Ek gündem maddesi 1'e 10. madde. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3037 sayılı plan değişikliği talebiyle ilgili. Buna gündemin 1'e 10. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3038 sayılı plan değişikliği talebi var. Bu Aydem Elektrik Dağıtım AŞ ile ilgili, buna da gündemin 1.11. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3039 sayılı gene Aydem Elektrik Dağıtım AŞ'nin plan değişikliği ile ilgili talebi var. Buna da gündemin 1.12. maddesi olarak eklenmesi.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ek gündem maddemiz 1'e 13. madde. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3040 sayılı gene Aydem Elektrik Dağıtım AŞ'nin plan değişikliği talebi var. Bunun da gündemin 1'e 13. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E7939 sayılı ek bütçe talebiyle ilgili yazısı var. Buna da gündemin 1'e 14. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E1951 sayılı Kuşadası ilçesi Cami Kebir Mahallesi 55 ada 58 parsel fonksiyonel değişikliği talebi hakkındaki yazının gündemin 1'e 15. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E1952 sayılı Altın Güvercin Beste Yarışması için gönderilecek çiçek, buket, çelek ve benzeri hediyeler hakkındaki yazısının gündemin 1'e 16. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2.09.2019 tarih ve E995 sayılı aynı hak tesisi ile ilgili yazısının gündemin 1'e 17. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2.09.2019 tarih ve E1171 sayılı memur boş kadro değişikliği ile ilgili yazısının gündemin 1'e 18. maddesi olarak eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E996 sayılı kira süresi biten belediye taşınmazları hakkındaki yazısının gündemin 1'e 19. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin bir ek gündem 1'e 20. madde. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E997 sayılı taşınma satışı hakkındaki yazısı. Buna da gündemin 1'e 20. maddesi olarak gündeme eklenmesini. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3045 sayılı plan değişikliği yaptırılması hakkındaki yazısının gündemin 1'e 21. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E1222 sayılı yazısı meclis kararı alınması hakkındaki yazısının gündemin 1'e 22. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Nasıl? Evet. Başka önerge yoksa ek gündem maddeleriyle beraber gündemin tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başlayabiliriz. Birinci gündem maddemiz müdürlüklerden gelen konuların görüşülmesi hakkında. Evet, gündemin 1'e 1. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.08.2019 tarih ve E2785 sayılı ilave imar plan tadilatı talebi. İlgi Ferit Avur'un 2.8.2019 tarih ve 285.739 sayılı dilekçesi. İlçemiz Türkmen Mahallesi 458 ada 7-8 ve 459 ada 15 nolu parsellerin sahipleri adına Ferit Avur tarafından ilgi sayılı dilekçe ile belediyemize başvurularak söz konusu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planının belediye meclisimizde görüşülmesi talep edilmiştir. 13.182,126 plan işlem numaralı ilave imar plan dosyasının belediye meclisinde görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Evet. İmar Komisyonu'na sevkini oylayacağım. İmar Komisyonu'na sevkini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 2. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarih ve E2808 sayılı plan notuna ilave yapılması hakkındaki yazısı. İlçemiz Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yapılan 3.194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamaları sırasında
Parselasyon planlarının hazırlanması aşamasında ve imar durumu belgelerinin düzenlenmesi sırasında parsel sahiplerinin mağdur edici bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi amacıyla UİP 13.187,97 nolu 1/1000 ölçekli Kuşadası imar plan notlarında bulunan ayrık dizamda ikiz de oluşabilir. Köşe parsel tek kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir notunun UİP 13.405,14 nolu Davutlar ve UİP 13.183,11 nolu Güzelçamlı 1/1000 ölçekli plan notları patlalarına eklenmesi konusunun belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet, imar komisyonuna sevkini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 3. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.8.2019 tarih ve E-2926 sayılı yazısı. İlgi 20.08.2019 tarih ve 295.244 sayılı dilekçe. İlçemiz Hacı Fezullah Mahallesi 806 adak 140 nolu parsel sahipleri adına Vekili Abdurrahman Birinci belediyemize ilgi dilekçeyle müracaat ederek parselde plan değişikliği talebinde bulunmuştur. 13.182,92 plan işlem numaralı tadilat teklifi dosyasının belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet, imar komisyonuna sevkini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 4. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 22.08.2019 tarih ve E-1168 sayılı yazısı. İlgi davet mektubu. Kuşadası'nın kardeş şehri Çerkezi City'de 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 1. Kardeş Şehirler Çocuk Festivali etkinliğine katılmamız için davet mektubu gönderildiğinden söz konusu etkinliğe belediyemizden 4 kişi, kardeş okul olan Naci Akdağ Koleji'nden 12 öğrenci, 2 öğretmen ve Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği'nde bir temsilcinin katılması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim. Burada isim önemli değil mi? İsim önemli yok şu an. Yani belediyemize müracaat ederim. İsimleri sonradan belirlenmek üzere tamam. Bir karar alabiliriz. Peki. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 5. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 22.08.2019 tarih ve E-1170 sayılı yazısı. İlgi davet mektubu. Sinay Belediyesi'nin geleneksel bir etkinliği olan Sinay Forever Festivali kapsamında 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 25. Sinayi Forever Festivali'ne katılmamız konusunda davet mektubu gönderildiğinden söz konusu festivale belediyemizden 3 kişinin katılması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim. Valla isimler belliyse yazalım başkanım evet. Ama belli değilse daha sonra belediyemize müracaat ederim. Tamam. Yani bir isim vermek isterseniz direkt isim geçirebiliriz, sonra da isim verebilirsiniz. Tamam. Yani fırsatı olan arkadaşlarım, zaten sayıları sınırlı tutuyoruz davete bağlı olarak. Katılmak isteyenler bildirsinler. Bence imkanları olan, işte Murat İnan gitti. Güzel bir kent. Görmekte fayda var. Festivalde çok kuvvetli gidiyormuş. İsteyen olursa sonra değerlendirelim. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1/6. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 22.08.2019 tarih ve E-1171 sayılı yazısı. İlgi davet mektubu. Strumyani Belediyesi'nin Balkan ülkelerinin şarkı ve dans sanatlarını kaybetmemek adına 04-06 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği Bulgaristan'ın Uluslararası Folklor Malesto Şarkı Söyler ve Dans Eder Mikrovo 2019 Festivali'ne katılmamız konusunda davet mektubu gönderildiğinden söz konusu etkinliğe belediyemizden 4 kişinin katılması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim. Aynı şekilde katılmak isteyen arkadaşlarım lütfen isimlerini bildirsinler. Planlayalım. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 7. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 22.08.2019 tarih ve E-1172 sayılı yazısı. İlgi davet mektubu. Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Mar'da 02-04 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Volkspark Fest etkinliğine katılmamız için davet mektubu gönderildiğinden söz konusu etkinliğe belediyemizden 2 kişinin katılması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim.
Kardeş kent çok olunca davet çok oluyor. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 8. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E1202 sayılı fazla ödenen tutarlar hakkındaki yazısı. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına ve idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 371 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar 01.01.2018 tarih ve 30.288 sayılı resmi gazetede yayınlanmış. Kurumlar resmi gazetede yayınlanan usul ve esaslara göre şartlara uygun olan personeller 02.04.2018 tarihi itibariyle %100 belediye sermayeli Kuşadası Belediyesi personel AŞ bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Ancak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. ve 24. maddeleriyle sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret, mali ve sosyal haklarına ilişki şartları yüksek hakem kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenmiştir. Söz konusu Yüksek Hakem Kurulu kararı ve bakanlıkların da vermiş olduğu görüşler neticesinde öncelikle aylık günlük bürüt askeri ücretim 2558,40 TL taksim ay 85,28 TL gün altında kalan ücretler asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 01.01.2019 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir. Ancak 01.01.2019 tarihinden itibaren 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında şirket üzerinden hizmet alımı suretiyle personel alımı yapılan işçilerin bir kısmına %4'ün üzerinde zam yapılmış ve halen bu zamlar üzerinden ödeme yapılmaya devam edilmektedir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve hukuka uygun olarak kullanılmasında kamu görevlilerinin sorumlu olması nedeniyle işçilere verilen zamların mevzuata uygunluğunun ve işçilerin de mağdur olmayacak şekilde belediyenin en yetkili organı olan meclis içinde bir komisyon kurulup konunun araştırılarak karara bağlanması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Evet, bu konuda yine uygun görürseniz 4 kişilik bir komisyon oluşturalım. Partilerin durum oy çokluğuna göre. Ve o komisyon bu araştırmayı yapsın. Çünkü 1.1.2019'dan itibaren uygulanmaya başlamış ama çok adil olmayan konular da olabilir. Bence bu konuyu bir meclis komisyonuyla araştırmakta ve incelemekte fayda var diye düşünüyorum. O nedenle açık oylama yapabiliriz bu konuda. Sıkıntımız yok. Bu konuda önerdiğiniz meclisimiz varsa. Başkanım, önerge var mı? Pardon, bir önerge varmış. Önerge, işçilere verilen zamların mevzuata uygunluğunun araştırılması için meclis üyelerinden Funda Şenol, Melahat Yaylacı, Ali Akgül ve işte sizden bekliyoruz. Ali Rıza Bey. Tamam. O zaman komisyonun Funda Şenol, Melahat Yaylacı, Ali Akgül ve Ali Rıza Efe'den oluşmasını konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 9. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E987 sayılı Kuşadası AVM Amfitiyatro isminin değiştirilmesi. İlçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi Ilıca mevki 773 ada 7 parsel nolu taşınmaz içerisinde kalan ve Kuşadası AVM Amfitiyatro olarak kullanılan alanın isminin taşınmazın mülkiyetinin Kuşadası Belediyesi adına kayıtlı olması nedeniyle Kuşadası Altın Güvercin Amfitiyatro olarak değiştirilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet, bu amfitiyatro aslında Kuşadası Belediyesi'ne ait, yani kamuya ait. Ancak sanki AVM'nin mülküymüş gibi algılanıyor başından beri onlar tarafından kiralanıp kullanıldığı için. Yanlış bir algı da oluşuyor. Orada bir organizasyon yapma niyeti olan arkadaşlarımız müracaattan çekiniyor. Ya da biz bu organizasyonu yaptığımızda neden belediyenin yerinde yapmıyorsunuz diye itiraz alıyoruz. O nedenle biz
altın güvercini 6 yıl aradan sonra tekrar hayata geçirmiş olmanın da heyecanıyla grup olarak ismin bu şekilde değiştirilmesini önerdik. Söz var mı? Var. Sayın Başkan, biz bu konuda altın güvercini belediyeler bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Bir ara araya verildi. Dolayısıyla belediyelerden belediyeye değişebiliyor. Bir politika, bir festival sonuçta. Ama orası kalıcı bir mekan. Altın güvercin ismini eklemeden bizim önerimiz Kuşadası Belediyesi amfiteyatro şeklinde. Kuşadası Belediyesi amfiteyatro şeklinde verilmesini öneriyoruz biz. Anladım. Her iki öneriyi de oylara sunacağım. Kuşadası Altın Güvercin Amfiteyatro olarak değiştirmesini kabul edenler? Etmeyenler? Evet. Kuşadası Belediyesi Amfiteyatro olarak değiştirmesini kabul edenler? Etmeyenler? Evet, oy çokluğuyla Kuşadası Altın Güvercin Amfiteyatro olarak tiyatromuzun ismi, amfiteyatronun ismi değiştirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gündemin 1-10. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarihi E3037 sayılı yazısı. İlgi 27.08.2019 tarih 63.251 sayılı dilekçe. İlçemiz Olacak Mahallesi 225 ada 1, 226 ada 1, 407 ada 1, 410 ada 1 ve 411 ada 1 nolu parsel sahipleri adına Fuat Akdoğan belediyemize ilgi dilekçeyle müracaat ederek parselde plan değişikliği talebinde bulunmuştur. 13.182,128 plan işlem numaralı tadilat teklifi dosyasının belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet, imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1-11. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3038 sayılı yazısı. İlgi Aydem Elektrik Dağıtım AŞ'nin 22.08.2019 tarih ve 71.609 sayılı yazısı. İlgi yazı ile belediyemize müracaat eden Aydam Elektrik Dağıtım AŞ, İlçemiz Türkmen Mahallesi 443 ada 1 nolu parselin batısında bulunan yolda trotuar üzerinde trafo yeri ayrılmasına yönelik plan tadilatı başvurusunda bulunmuştur. 13.182,127 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyasının belediye meclisinde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet, imar komisyonuna sevkini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3039 sayılı yazısı. İlgi Aydem Elektrik Dağıtım AŞ'nin 22.08.2019 tarih ve 71.609 sayılı yazısı. İlgi yazı ile belediyemize müracaat eden Aydem Elektrik Dağıtım AŞ, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilçemiz Davutlar Mahallesi 796 ada 8 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılmasına yönelik plan değişikliği talebinde bulunmuştur. 13.405,23 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyasının belediye meclisinde görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Evet, imar komisyonuna sevkini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1-13. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E3040 sayılı yazısı. İlgi Aydem Elektrik Dağıtım AŞ'nin 22.08.2019 tarih ve 71.609 sayılı yazısı. İlgi yazı ile belediyemize müracaat eden Aydem Elektrik Dağıtım AŞ, İlçemiz Soğucak Mahallesi 158 ada 1 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılmasına yönelik plan değişikliği talebinde bulunmuştur. 13.405,22 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyasının belediye meclisinde görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1-14. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E7939 sayılı ek bütçe hakkındaki yazısı. İlgi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 29.08.2018 tarih ve 1909 sayılı yazısı.
İlgi yazıya istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 1 milyon TL tutarın aşağıda gösterilen gelir ve gider bütçe kalemlerine ek ödenek verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 036201 tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderlerine 1 milyon TL, gelir olarak da 016953 işgal harcı 1 milyon TL. Evet, arada görüşülmek üzere. Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1.15. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E-1951 sayılı Kuşadası ilçesi Cami Kebir Mahallesi 55 ada 58 parsel fonksiyonel değişikliği talebi hakkındaki yazısı. İlgi. E-623.625 sayılı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü yazısı. İlçemiz Kuşadası Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan 55 ada 58 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 03.07.1987 tarih ve 3.495 sayılı kararı ile anıt eser olarak tescilli taşınmazın kültür ve sergi alanı olarak kullanılmak üzere fonksiyon değişikliği uygun bulunmuştur. Söz konusu taşınmazdı. Mikro Minyatür Müzesi devam etmekte olup giriş ücretleri hakkında gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Evet, Mikro Minyatür Müzemizde bir giriş ücreti alalım diye planlamıştık. Beklenen görüşü aldık ve şu an tarife komisyonunda arada görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.16. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E-1952 sayılı yazısı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak düzenlemiş olduğumuz 2019 yılı Altın Güvercin Beste Yarışması süresi boyunca gerçek ve tüzel kişilerce gönderilecek çiçek, buket, çelek ve benzeri hediyeler yerine İzmir'de yaşanan orman yangını sonrasında oluşturulan kampanyaya katılmak üzere bu kampanya için Halk Bankası Kuşadası Şubesi'nde yeni bir hesap açılması, kampanyaya destek vereceklerin yardım amaçlı yatıracakları paranın bu hesaba yatırılması ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereği yapılan şartlı yardımın meclis olurunda sunulması hususunu arz ederim. Bunu sadece altın güvercinle ilgili mi aldık kararı? Altın güvercinle ilgili. Ama sonra değiştirebiliriz. Yok. Niçin? Yani yatırılacak olan her türlü bağışların diyebiliriz. Öyle alabiliriz. Bir süre, ya ne zaman yapılacaksa o süre içerisinde bence Kuşadası Belediyesi de şey göndermekten vazgeçsin. Onu da ekleyelim buna. Yani Kuşadası Belediyesi de artık bir yere bu süre içerisinde çelenk göndermesin, buna para harcamasın. Cenazelerde şunda bunda. Bunu da karar alalım. Bütün belediyeye gelecek, belediyenin etkinliklerine gelecek her şeyi buraya gönder. Madem öyle bir şey yapıyoruz, yekün tutsun. Sınırlamayalım. Yani bunu ben isterim. Ancak Kuşadası Belediyesi'nin çelenk göndermemesi halini çok doğru değerlendirmeyecektir muhatapları. Ama şöyle yapabiliriz. Kuşadası Belediyesi'nin yapmış olduğu tüm organizasyonlarda çiçek, çelenk gibi gönderilerin bu hesaba para aktarılması suretiyle karşılanması konusunu oylayabiliriz. Çünkü İzmir'de çok ciddi bir yangın oldu. O yangında ağaçlandırma kampanyasında yakında başlayacaklar. Dolayısıyla da oraya bir bütçe ayıralım istiyorum. Bir fon ayıralım istiyorum. İsterseniz şöyle oylayalım. Buna ilave şunu ekleyerek. Bundan sonra Kuşadası Belediyesi'nin yapacak olduğu organizasyonlarda çiçek, çelenk gibi gönderiler için bu hesaba bağış yapılması hususunu ekleyerek oylayalım. Yani sadece altın güvercinle sınırlamayalım. Altın güvercin yedisi de bitecek. Ondan sonra da bu tip etkinliklerde bu hesap numarasını verelim. Vatandaşlarımızı oraya yönlendirelim. Ama buna bir süre koymak lazım herhalde. Evet. Yani şu tarihe kadar demek lazım. Çünkü o sonuçta bir süre sonra o paralar kullanmaya başlanacak. Ama şartlı bağış şey. Kaymakamlıktan şartlı nasıl bağış. Şartlı bağış. Başka yerde kullanılamaz. Ama o süreden sonra da o para yatırılmaya devam ederse şey de bitmiş olacak, ağaçlandırma da bitmiş olacak. Çünkü bu ağaçlandırmayı bir gün bitirmemiz lazım. Yani bir an önce bitirmemiz lazım bunu.
Biz o zaman bu halde oynayalım. Hukuki bir hataya düşmeyelim. Peki. Bir baktık ki farklı bir şekilde, yani dediğim şekilde getirmemiz lazım bunu. Çünkü gerisi de bitecek. Orada bir fon birikecek. Zaten şartlı bağış olduğu için başka yerde kullanma ihtimali yok. Kaymakamlık izniyle yaptık. Bir dahaki meclis olmasa değerlendirelim bunu. Bunu da oynayabiliriz. Oynayabilir miyiz? Tüm organizasyonlardan kuşası verildi. Evet. Bu benim dediğim şekilde oynayabiliriz. Onda bir süre verme şartımız. Yusuf Bey, ne diyorsunuz? Yani şimdi bu burada ne kadar süre verdik? Altın güvercin boyunca mı? Bir yıl diyebilir miyiz? Tamam. O zaman tüm organizasyonlara gönderilecek çiçek ve çelenklerle ilgili bir yıl süreyle diyelim mi? O zaman bu halde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.17. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih BE 995 sayılı aynı hak tesisi hakkındaki yazısı. Mülkiyeti belediyemize ait Türkman Mahallesi 127 adı altı parsel nolu 9477,39 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz Kuşadası 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor rekreasyon imarlı alanda 127 adı 4 nolu 736,97 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz blok nizam 5 kat ticaret imarlı alanda kalmaktadır. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri başlıklı E bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesini veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisi kaldırılmasına, 3 yıl daha fazla kiralanmasına ve süresi 30 yıllık geçmeme kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek denilmektedir. Bu bağlamda mülkiyeti belediyemize ait Türkmen Mahallesi 127 adı 6 parsel nolu 9477,39 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz ve 127 adı 4 nolu 736,97 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmazlar üzerinde yapılacak tüm yapım maliyetleri yüklenecek firmaya ait olmak üzere yine belediye meclisinin uygun gördüğü bir üst kullanım bedelinin her yıl belediyemize ödenmesi kaydıyla sınırlı aynı hak tesisi şeklinde ihale edilmesi, kiralama sürelerinin belirlenmesi ve belediye incübenine yetki verilmesi hususlarının belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını olurlarınızı arz ederim. Burası toprak saha olarak bildiğimiz alan. Oradaki projeyi, yani daha doğrusu orada bir proje hayata geçirme planımız var. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Tabii henüz proje nedir? Başı sonu nedir? Bu konuda bir somut çalışmamız yok. Sadece bir mahal listesi var. Yani neye ihtiyacımız var bu alanda diye. Dolayısıyla da bugün bu yetkiyi alalım ki çalışalım. Zaten biz bugün 25 yıl süreyle diyeceğiz. 30 yılı geçmemek kaydıyla diye ama yarın bir ihaleye çıkma söz konusu olduğunda, gerçekten projede ortaya net çıktığında bu ihalenin süresi ve maliyetleri belli olacak. O zaman yine süre bakımından muhtemelen bu konu mecliste görüşülecek. Kaldı ki kentin bu kadar önemli bir yerinde hayata geçirmeyi planladığımız projeyi sadece meclis üyelerimizle değil, bütün kamuoyuyla paylaşmayı da planlıyoruz. Ama bu yetkiyi alalım ki görüşmeleri ve çalışmalara başlayabilelim. O nedenle bugün meclise getirdik. Sizden yetki talep ediyoruz. Bunu arada görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edeceğim. Sayın Başkan, bu konuda belediyenin çalışmak için yetkiye ihtiyacı yok. Yani proje hazırlatabilirsiniz, ortaya bir proje çıkar, proje kamuoyuyla paylaşılır, ne yapılmak istendiği belli olur. Ondan sonra böyle bir yetkiyi talep ederseniz, meclisin de neye yetki verdiğini ve nasıl yetki verdiğini bilerek yetki vermesi daha doğru olur. Biz AK Parti grubu olarak bu görüşteyiz. Yani şu anda bir yetki istemek değil, belediye ne yapacağını ortaya koysun, kamuoyuyla paylaşsın, bizler de meclis üyeler olarak bilelim. Ondan sonra da bu yetki meclise geldiğinde Kuşadası için faydalıysa, Kuşadası için doğru bir yatırımsa ki öyle yapacağınızı düşünüyoruz. O zaman zaten memnuniyetle bu yetkiyi veririz ama şu anda böyle belirsiz bir konuda yetki vermeyi çok doğru bulmuyoruz. Talebi de doğru bulmuyoruz biz. İhtiyaç olduğunu da düşünmüyoruz.
Arada Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Plan Bütçe Hukuk mu? Evet. Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1.18. maddesi. İsa Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarihli E-171 sayılı memur boş kadro değişikliği hakkındaki yazısı. 5.393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi 1. fıkrasına istinaden 22.02.2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idari birlikleri norm kadro 2 ve standartlarına dair yönetmeliğin 7, 9, 10, 11. maddesine göre boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği, kadro iptal ve ihdası meclis kararı ile yapılır denliğinden 07.05.2014-120 tarih ve sayılı meclis kararı ile oluşturulan teftiş kurulu müdürlüğünün yönetmeliğe uygun işlevsellik kazanamadığından dolayı lav edilerek bu müdürlükte bulunan bir müfettiş kadrosunun ve bu müdürlüğe ait kullanılmakta olan bütçenin özel kalem müdürlüğüne aktarılması, norm kadro ilke ve standartlarına göre belirlenen ve memur kadroların iptali ve boş kadrolarda ünvan değişikliği hususunda iki sayılı cetvel, boş kadro değişikliği cetveli düzenlenmiş olup yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun görüşülmesi ve karara bağlanması için yazımız ile ekli cetveli belediyemiz 2019... Bir daha bak bakalım. Konunun görüşülmesi ve karara bağlanması için karara bağlanması için yazımız ile ekli cetvelin belediyemiz 2019 Eylül olağan meclis toplantısına havalesini olurlarınızı arz ederim. Evet, komisyona gerek yok. Dilek oylarınızı. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.19. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E-996 sayılı kira süresi biten belediye taşınmazları hakkında. İlgi A. 30.05.2019 tarih ve E-658 sayılı yazımız. İlgi B. 01.08.2019 tarih 298 sayılı belediye meclis kararı. İlgi A yazımız ile mülkiyeti belediyemize ait kira süreleri sona eren 178 adet iş yerinin kiralama sürelerinin 5.393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi C bendi kapsamında görüşülerek kiralama sürelerinin belirlenmesi ve belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmiştir. İlgi B, meclis kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu tarafından talebimiz ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Mülkiyeti belediyemize ait yazı ekibimizdeki 12 adet iş yerinin kira süreleri sona erdiğinden İlgi A yazı ekindeki taşınmaz listesine ilave edilmesi ve 5.393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi C bendi kapsamında görüşülerek kiralama sürelerinin belirlenmesi ve belediye encümenine yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanmasını olurlarınızı arz ederim. Arada görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.20. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E-997 sayılı yazısı. Belediyemizin birçok kamu kurum ve kuruluşlar ile özel firmalara olan borçlarından dolayı çok fazla gecikme zammı tahakkuk edilmektedir. Bu sebeple mülkiyeti belediyemize ait Hacı Feyzullah Mahallesi Boyalık Mevki 653 ada 42 parsel nolu 36.973,11 metrekare yüz ölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın 5.393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi E bendi gereği meclis onayı alınarak 2886 sayılı kamu ihale kanununa göre satışının yapılması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Arada görüşülmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.21. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E-345 sayılı yazısı. İlçemiz Türkmen Mahallesi'nde, Ege Mahallesi,
Enerya, Aydın Gaz Dağıtım ve Aydın Elektrik Dağıtım AŞ'nin yapacağı yatırımlar ile ilgili olarak doğalgaz regülatör ve trafo üyeleri olarak tahsis edilecek yerlere acil ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikli olarak Ege Mahallesi'ndeki mülkiyeti belediyemize ait imar planında park alanına tahsisli 1887 adı 4 nolu parselde doğalgaz regülatör alanı ayrılmasına, ayrıca aynı bölgede imar planında park alanına tahsisli olup zeminde park düzenlemesi yapılmayan alanlardan belirlenecek yerlerde doğalgaz regülatörü ve trafo yeri ayrılmasına, ayrılan alanlara eşdeğer alanın yine mülkiyeti belediyemize ait 441 ada 45 nolu parselden park olarak ayrılmasına yönelik plan değişikliği yaptırılması gerekmektedir. Konunun meclisimizde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1E22. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E1222 sayılı yazısı. 11-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek olan Sitrat Europe fuarına belediyemizden bir kişinin katılması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim. Bunu oylamadan önce bir önceki meclis gündemiyle ilgili doğalgaz yatırımı, yatırım firması, yatırımı taleplerimiz de öne çekerek bugün itibariyle Ege Mahallesi'ndeki yatırımla ilişkin kazmayı vurdu. Yani Ege Mahallesi'nde bugün doğalgaz yatırımı tekrar başladı. Kısa sürede tamamlayıp 2021-2022'de doğalgazın altyapı yatırımlarının tamamını tamamlama planımız var. Bunu da buradan Güzel Çamlılara ve Kuşadalılara duyurmuş olalım. Evet. 1.22 Hamburg oylayacağım. Hamburg'da Cruise Fuarı var. İki yerde Cruise Fuarı var. Biri Hamburg'da, birisi Miami'de. Hamburg'da bir standımız yok. Ancak izniniz olursa ben Egeport ve birçok firma orada stand açıyor ve fuara gidiyor. Miami Fuarı'ndaki organizasyonumuza da bir öncülük olsun, bir ne olup bittiğini anlayalım diye ben tek başıma bir iki günlük gidip geleceğim. O yüzden bunu tek kişi için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Sen her yere gelirsin. Evet, devam edelim. Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesine geldik. 2'ye 1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.07.2019 tarih ve E2658 sayılı Soğucak Mahallesi 103 ada 1 nolu parselde plan değişikliği talebi İmar Komisyonu. Ses gelmiyor. Burası. Evet. İlçemiz Soğucak Mahallesi 103 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan imar yolunda plan değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. 13.182,129 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası ile ilgili olarak komisyonumuzda yapılan incelemede tadilat yapılmak istenen konu ile ilgili görüş istenen kurumlardan görüşlerin tamamı belediyemize ulaşmadığından meclisimizden ek süre istenmesine komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.07.2019 tarih ve E2684 sayılı plan notları hakkındaki yazısı İmar Komisyonu. Kuşadası Belediye Meclisi'nin 06.06.2018 tarih ve 184,185 ve 186 sayılı kararları ile uygun bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2018 tarih ve 387,388 ve 389 sayılı kararı ile onaylanan Kuşadası Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine ait 1/1000 ölçekli plan notlarının iptal edilerek 31.3.2000 tarihli plan notlarının geçerli olması yönünde Yusuf Güneş ve Mahmut Kömeç adlı vatandaşlarımızın dilekçeleri komisyonumuzda incelendi. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmede
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılacak 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları sonrasında Kuşadası ilçesine yönelik yapılacak 1/1000 ölçekte uygulama imar planları ve plan notları hazırlanacağından söz konusu taleplerin uygun olmadığına komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edebiliriz. Gündemin 2-3. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.07.2019 tarihi BE-2655 sayılı Estetik Kurul Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu. Komisyonlarımız tarafından yapılan değerlendirmede İmar İşleri Müdürlüğü'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 1. ve 21. maddeleri 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin B bendi ve planlı alanlar İmar Yönetmeliği'nin 66. maddesine istinaden hazırlanan Estetik Kurul Yönetmeliği'nin uygun olduğuna komisyonumuza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2-4. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 30.05.2019 tarih ve E-658 sayılı kiralama süreleri biten belediye taşınmazları hakkında Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu. Kim okuyacak? Ses geliyor. Tamam. Biraz yakın. Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 30.05.2019 tarih ve 658 sayılı yazısı ile talep edilen kiralama süreleri biten taşınmazlar konulu yazısı komisyonumuzca incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır kuralına yer verilmiş olup bu nedenle Sayıştay raporlarında kira süresi biten belediye taşınmazlarının yeniden ihale ile kiraya verilmesi yönünde mütalalarda bulunulduğu görülmüştür. 5393 sayılı yasa Belediye Kanunu'nun sayılı Belediye Kanunu'nun 18'e maddesinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı hak tesisine karar vermek yetkisi belediye meclisine verilmiştir. Ekli listede bulunan taşınmazların 5 yıl süreyle kiraya verilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Takdir meclisimizindir. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? İki rapor da okundu mu? İkiye ortak dört, mı rapor? İkiye dört ortak rapor, evet. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Evet, kabul edilmiştir. Gündemin 2-5. maddesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 23.05.2019 tarih ve E-128 sayılı Sağlık Zabıtası İdari Yaptırım Yönetmeliği hakkında Hukuk Komisyonu. Zannediyorum 2-5 gelmemiş buraya herhalde. Ben okuyabilirim. Lütfen, lütfen. Hukuk Komisyonu raporu. 10.06.2019 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 23.05.2019 tarih ve 128 sayılı yazısıyla talep edilen Sağlık Zabıtası İdari Yaptırım Yönetmeliği konusu komisyonumuzca incelenmiştir. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin B bendinde belediyelere kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak yetkisi verilmiş 18. maddesinin M bendinde de belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek yetkisi belediye meclisine tanınmıştır. Belediyemiz mevcut zabıta idari yaptırım yönetmeliğinde bir kısım eksiklikler tespit edilmiş ve bu nedenle mevcut zabıta idari yaptırım yönetmeliğinde değişiklik yapılma ihtiyacı olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bu nedenle komisyonumuza havale edilen Sağlık Zabıtası İdari Yaptırım Yönetmeliği ile
Zabıta idari yaptırım yönetmeliğinin birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu nedenle yeni bir çalışma yapılarak konunun tekrar meclise getirilmesi için konunun gündemden düşürülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2.6. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.07.2019 tarih ve E-2648 sayılı Hacı Feyzullah Mahallesi 217 A'da 4 nolu parselde plan değişikliği talebi hakkında imar komisyonu. Ses gelmiyor arkadaşlar. İlçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi 217 A'da 4 nolu parselde yapılmak istenen plan değişikliği komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan incelemede parselin mevcut imar planında ticaret dejantına ve TAK 020, KAK 040 ve HMAX 750 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Talep edilen tadilat teklifinde ticaret olan lejantın ve 750 metre olan yüksekliğin aynı kalarak 020-040 olan yapılaşma koşulunun emsal 040 olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Konunun detaylı olarak incelenip değerlendirilebilmesi için komisyonumuza ek süre verilmesine komisyona katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Komisyon raporunu ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 2.7. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.07.2019 tarih ve E-2647 sayılı Türkman Mahallesi 961 Ada 3 Doğulu parselde plan değişikliği talebi hakkında imar komisyonu raporu. İlçemiz Türkmen Mahallesi 961 Ada 3 Nolu parselde yapılmak istenen plan değişikliği komisyonumuzda görüşüldü. Söz konusu parselde yapılaşma koşulları aynı kalarak 45 metre olan çekme mesafesinin 20 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede 01.03.2017 tarih ve 102 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararıyla uygun bulunan uygulama imar planı değişikliği kararını Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 13.04.2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile 15 metre olan çekme mesafesini 20 metre olarak düzenleyip tadilen uygun görmüştür. Söz konusu plan değişikliği 21.04.2017 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Plan değişikliğine askı süresinde 10 adet itiraz da bulunulmuştur. 04.07.2017 tarih ve 267 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi ardından 10.08.2017 tarih ve 309 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi itirazların reddine karar vermiştir. Yapılan itirazların reddine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının iptal istemiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Mahkeme tarafından uygulama imar plan değişikliği süresince Devlet Su İşleri ya da ASKİ'den görüş alınmamış olması ve Kuşadası 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında yapılan ne şekilde kod verileceğinin ayrıntılı biçimde tarif edilmiş olduğu gerekçesiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 21.09.2018 tarih 2018/873 sayılı kararı ile plan değişikliği iptal edilmiştir. İptal kararından önce turizm tesis alan kullanım kararı bulunan parselde emsal 1.20 ve H en çok 16.50 metre yapılaşma koşulları doğu yönünde 45 metre, kuzeyden 10 metre, batı ve güney yönlerinden 5 metre yapı yaklaşma kararları bulunmaktaydı. Belediyemize sunulan 13.182,125 plan işlem numaralı tadilat dosyasında anılan mahkeme kararında belirtilen Devlet Su İşleri ve ASKİ'den görüşler alınarak ve binalara kod verilmesine yönelik plan notunun kaldırılarak iptal gerekçelerine uygun dosya hazırlanmış ve bu dosyada mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla doğu yönünde 45 metre olan çekme mesafesi 20 metreye düşürülmüş, güney ve batı yönündeki çekme mesafeleri 5 ve kuzey yönünde çekme mesafesi de 10 metre olarak aynen bırakılmıştır. Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun olduğu düşünülen plan değişikliği teklifi, zeminle ilgili ayrıntılı jeolojik, jeoteknik raporlarının parsel sahibi tarafından temin edilinceye kadar komisyonumuza ek süre verilmesi,
komisyona katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2'ye 8. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.07.2019 tarihli E 2422 sayılı Camikebir Mahallesi 50 Ada 12 No'lu parselde yapılan plan tadilatına itiraz hakkında İmar Komisyonu. Kuşadası Belediye Meclisi'nin 04.03.2019 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.05.2019 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan Camikebir Mahallesi 50 Ada 12 No'lu parselde 13.182,107 plan işlem numarası ile yapılan tadilata askı süresi içerisinde Mimarlar Odası Kuşadası temsilciliği ile Avukat Doktor Bülent Tokuçoğlu tarafından dilekçe ile itiraz edilmiştir. Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmede belediye özel proje alanı olan plan lejantının jandarma hizmet alanı olarak tadil edilmesine yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen 1. Yapılan plan değişikliğinin kent merkezinde yapılması, planlanan merkez parkının içinde kaldığı ve devlet arsalarının kullanımında kamu çıkarı önceliğinin esas alınması ilkesinden hareketle ve planlar arasındaki bütünlük, ahenk ve uyum bozacağından imar mevzuatına aykırı olması. 2. İlçemizin bu bölgesinin sağlıklı yaşanılabilir hale getirilmesi için bölgenin yayalaştırma ve trafik sorunlarını gidermek üzere dar alana sıkışmış kamu binalarının bölgeden arındırılarak uygun bölgelere taşınması gerekliliği. 3. Bölgede bu parsele çok yakın, kolay ulaşılabilecek iki polis noktası bulunmaktadır. Bu nedenle halkın jandarma komutanlığına şehir merkezinden yaya yolu ile ulaşmasına gerek olmadığı. 4. 15 Temmuz darbe olayları arkasından hükümetin şehir içindeki askeri birimlerin şehir dışına taşınmasına yönelik kararının olması. 5. Kent ve ülke turizmi için büyük önem taşıyan ilçemizin bütünsel bir planlama güncellemesine ihtiyacı vardır. Bu bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için bahsekonu hizmet ünitelerinin parantez içinde hükümet binası, belediye binası ve bunun gibi kentin uygun bir bölgesine nakledilmesi gerekmektedir. Yukarıda sıralanan itiraz gerekçelerinin komisyonumuzca da uygun bulunmasından dolayı her iki itiraz dilekçelerinin kabulüne ve yapılan plan değişikliğinin iptaline Taceddin Özden'in red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Taceddin Özden söz konusu itiraza konu olan planın ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden daha önce oy birliği ile kabul edilmesi, bütüncül bir planlama yapılmadan ve kent merkezinde yapılması planlanan meydanın nasıl olacağı belli olmadığından red kararı verdiğini açıklamıştır. Arz ederim. Ses verelim Ömer. Tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz Kuşadası'nın kent merkezinde bir meydana ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Bu AK Parti belediye başkan adayının seçim çalışmalarında vaatlerinden birisi de buydu. Ancak öncelikle bunların ne olacağı belli olmadan sadece bir jandarma komutanlığının binasını ki kabul edilmişti Büyükşehir'de ve Kuşadası Belediyesi'nde bu planı değiştirmeyi doğru bulmuyoruz. Kamuya ait her binanın şehir dışında çıkarılması veya verilmemesini de doğru bulmuyoruz. Çünkü kamuya ait dediğimiz bina sonuçta Milli Emniyet'e ait. Bugün jandarma kullanıyor. Yarın Milli Emniyet'ten Kuşadası Belediyesi talep edebilir ve Kuşadası Belediyesi bunu kullanabilir. Nitekim Kuşadası Belediyesi geçen dönemde jandarma ile bir görüşme yapmıştı. Protokol aşamasına getirmişti. Orayı Maliye Bakanlığı da bunu kabul etmişti. Orayı belediyeye devrediyordu. Buna karşılık da Kuşadası Belediyesi onlara bir sosyal tesis yapıyordu. Kuşadası'nın dışında bu Derici Gürbüz'ün arkasında bir yere. Ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla bizim söylemeye çalıştığımız şey şu. Planlar bitip ihtiyaçlar
ve plan bütünlüğü ortaya çıktıktan sonra bu talepleri o zaman yapalım. Bir şeyler vermeyeceksek o zaman vermeyelim. O zamana kadar da bu planlar parsel parsel veya bu şekilde değişikliklere gitmeyelim. Plana bütüncül olarak bakalım. Eğer bu plan çıkıp Kuşadası Meydanı'nın planı ortaya çıktığı zaman Kuşadası'na ihtiyacı olan bir plansa zaten biz AK Parti grubu olarak bu meydanın yapılması için sizinle beraberiz. Biz de geliriz. Onun alınması için biz de girişimde bulunuruz. Teşekkür ediyorum. Söz alabilir miyim başkanım? Şimdi bununla ilgili öncelikle projenin yapılabilmesi için alanların netleşmiş olması gerekmektedir. Yani biz şimdi bu plana itiraz etmediğimiz takdirde o alan jandarmaya geçecek ve sizin bahsettiğiniz planlamalar yapılıncaya kadar belki de oraya bir bina yapılacaktır. Ve bu artık dönüşü olmayan bir yoldur. Yani sizin dediğiniz gibi biz şimdilik bunu onaylamayalım, onlara verelim ama sonra gerekirse alırız. Komisyonumuza katılan diğer üyelere çok gerçekçi gelmemiştir. Teşekkür ederim. Evet, buna ilave bir şey daha söyleyeyim. Madem ki bu takas konusunda anlaşılmıştı, burada imar plan tadilatı yapmaya ne gerek duyuldu? Ben onu da anlayabilmiş değilim. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Burası kent meydanı olacak. Yani biz olabildiğince Kuşadası'nın merkezinde, merkezde nefes aldırmayı planlıyoruz. Ve jandarmanın olduğu alanı da kent meydanına dahil edeceğiz. Yani orada bir inşaat planlaması kafamızda öncelikle yok, onu söyleyeyim. Bir, bu konuda da AK Parti grubu bu değişime, bu takasa bize destek verirse sevinirim. Çünkü burası kentle ilgili, kamu yararıyla ilgili bir konu. Bunu birlikte yapmamız lazım. Biz takasa hemen hazırız. Zaten bu plan değişikliğinden sonra hemen bu görüşmelerin devamını getirelim. Ben daha önceki görüşmelere ilişkin detaydan haberim yoktu. Ama devamını getirelim ve burayı Kuşadası'na kazandıralım. Çünkü jandarmanın zaten bir binası var. Bir böyle bir alan istiyorsa biz de yapabiliriz. Yeter ki o alanı merkezini Kuşadası'na kazandıralım. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2'ye 9. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.06.2019 tarih ve E2275 sayılı Türkmen Mahallesi 126 ada 14 parsel plan tadilatı talebi. İlçemiz Türkmen Mahallesi 126 ada 14 nolu parselde plan değişikliği talebinde bulunulmuştur. 13.182,108 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası ile ilgili olarak 01.08.2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında komisyonumuza ek süre verilmiştir. Komisyonumuzda yapılan incelemede tadilat yapılmak istenen parselin tescilli parsel bitişiğinde olması nedeniyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan nihai görüşün gelmediği tespit edildiğinden meclisimizden yeniden ek süre istenmesine komisyona katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Arz ederim. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Arkadaşlar, İzleyicilerimize de tamam. Gündemin 210. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 30.05.2019 tarih PE692 sayılı tanıtıcı ablam hakkındaki yazısı Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. .06.2019 tarihinde yapılan belediye olan meclis toplantısında gündemin 1.17. maddesinde görüşülen Özel Kalem Müdürlüğü'nün 30.05.2019 tarih ve E692 sayılı yazısıyla komisyonumuza havale edilen tanıtıcı amblem ve belediyemiz mevcut logosunun yenilenmesi konusunda komisyonumuz Haziran ayı içinde görüşmeleri yapmış, belediye kurumsal logosu konusunda karara varmış, tanıtıcı amblem konusunda ise ek süre istemişti. 31.07.2019 tarihinde toplanan komisyonumuz 6.08.2019 tarihinde düzenlenmek üzere ikinci geniş katılımlı bir toplantı kararı almış ve ilgili kurumlara Özel Kalem Müdürlüğümüz kanalı ile resmi davet yazılarını iletmiştir. 06.08.2019 tarihinde saat 14'te belediye encümen salonunda sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda
farklı ajans ve kurumlardan gelen logo örnekleri tanıtılmış ve katılımcılar arasında oylama yapılmıştır. Oylama sonucunda belirlenen 10 adet logonun sosyal medya kanalıyla halk oylamasına sunulması kararı alınmıştır. 10 logonun tasarımcılardan beklenen muvaffakatnamelerinin yetişmemesi sebebiyle akademik kurul değerlendirmesi ve halk oylama sonuçlarının alınması için meclisimizden ek süre talep ediyoruz. Arkadaşlar, oy birliğiyle. Bu ek süre son ek süre talebi mi? Yani fuarlar başlıyor ve biz bu logoyu kullanmayı arzu ediyoruz. Yani sonuçta kentle ilgili anlıyorum. Hani olabildiğince kamuoyunun katılımıyla bunu yapalım istiyoruz. Saygılıyım. Zaten böyle olsun istiyoruz ama yeter artık ek süre yani. Dönemim bitti ya. Son ek süre değil mi? Tamam. Komisyon raporunu ek süre talebine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yani red mi kullansaydım acaba? Tamam peki. Gündemin 211. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.07.2019 tarih ve E1033 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hakkında hukuk komisyonu raporu. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.07.2019 tarih ve 1033 sayılı yazısıyla talep edilen Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği konulu yazısı komisyonumuzca incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214. maddesinde devlet memurlarının yetiştirmelerini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür kuralına yer verilmiştir. Hazırlanan yönetmelik taslağının belediyemizde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ve iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak, verimliliklerini arttırmak ve ileride görevlerine hazırlanmalarına hazırlamak, hedef ve amaçlarına uygun olduğu değerlendirilmiş ve yönetmeliğin bu haliyle kabulü uygun bulunmuştur. Takdir meclisimizindir. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 212. maddesi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve E665 sayılı Sıtkı Kundak'ın mezar taşına yazılacak olan yazının belirlenmesiyle ilgili. Bununla ilgili bir komisyon kurmuştuk. Komisyon raporu. Komisyonumuzda aldığımız karar neticesinde 10 tane sonuca ulaşıldı. Bu geçen meclis toplantısında da görüştüğümüz konulardı. Meclis üyesi arkadaşlarımıza internet vasıtasıyla paylaştık kendileriyle. Bunlarla ilgili olarak mecliste karar alma kararı aldık komisyonda. Dolayısıyla bugün bu maddelerden 10 taneden bir tanesini seçme kararını vereceğiz birlikte. Yalnız şöyle bir şey var başkanım. Aileyle görüştük. Ailenin muvaffakatını aldık. Ailenin muvaffakatı şu anlamda önemli bizim için. Kendileri mezar taşına yazılacak ilanda, yazıda öncelikle Sıtkı Başkan ibaresinin olmasını istiyorlar. Bunu özellikle belirttiler. Bunun yanında vatandaşlarımızdan gelen metinler var. Bunlar hepinizde var. Tekrar isterseniz bunları ben birer birer okuyayım. Şöyle bir açıklama. Nasıl yapılmış? Tabii açıklayayım. Şimdi aileden muvaffakatı almamız gerekiyor. Çünkü sonuçta biz ne karar alırsak alalım, ailesi razı değilse buradan çıkacak kararı uygulayamayız. O yüzden komisyon aileden burada alınacak kararın uygulanması yönünde yazılı muvaffakat aldı, değil mi? Evet. Onların şartlı muvaffakatı şöyle, altına ne yazarsanız yazın Sıtkı Başkan ibaresi bulunsun. Olsun. Tamam, evet. Anlaşıldı. Şimdi biz bu konuda grup kararı almadık. Çünkü dedik ki bakalım 10 tane mesajın arasında hangisi çoğunlukla beğeni kazanacak, ona göre ne çıkarsa onu yazalım diye düşündük. Bilmiyorum sizin bu yönde bir başka düşünceniz var mı? Tamam, o zaman tek tek okuyalım. Peki. Tek tek okuduktan sonra herkes beğenilerini bence not etsin. Sonra bir daha okuyarak oylayalım. Evet. Çünkü şimdi ilkini beğeneceksiniz, ikincisini bilmiyorsunuz.
oyunuzu erken kullanmanızın bir mantığı olmayacak. Uygun mu bu yöntem? Evet, zaten ara da vereceğiz. Evet. Okuyorum arkadaşlar. Birinci sırada cismim ile bu alemden ben de geldim, ben de geçtim. Sıtkı başkan oldum dilde, gönüllere daldım geçtim. Aklın zoru şu dünyadan, mecnun oldum öyle geçtim. Ömür denen zorlu yolda zorlanmadım, güldüm geçtim. İkinci ibaremiz, gönüllerin başkanı. Üçüncü, özlemindir artık gönülde baki kalan, adın hep yaşayacak adalı Sıtkı başkan. Dördüncü sırada Sıtkı başkan var. En çok şeyi oluru alan bu. Sıtkı Başkan ile kravat 5. sırada pardon. Sıtkı Başkan ile kravat ayrı düşünülemez. Mezar taşı gömlek kravat şeklinde olmalı. Üzerine hepimizin başkanı Sıtkı Kundak yazılabilir diye düşünüyorum demiş. 6. sırada gönüllerin başkanı Sıtkı Başkan var. 7. sırada sana sevgimiz büyüktür her aşktan huzur içinde uyu Sıtkı Başkan. 8. sırada bazen sessiz bir gidişin ardından yüz binlerce gözler yaşlar döker, binlerce adım arkasından gelir rahmetle ve özlemle. 9. sırada gönül oyuyla seçilen süresiz başkan. 10. sırada da döndüm dolaştım adada bin selam yolladım her dilde. Ahirette bir yolcuydum yol bitti sonunda. Selamlarınızı aldım götürdüm yanımda. Sevgim kalsın aklınızda. Valla oynayalım, bir daha okuyarak oynayalım bence. Bir arkadaşlar bir kişi saysın. Evet. Birinciden tekrar başlayalım. Cismim ile alemden ben de geldim, ben de geçtim. Sıtkı başkan oldum dilde. Gönüllere daldım geçtim. Aklın zoru şu dünyadan mecnun oldum öyle geçtim. Ömür denen zorlu yolda zorlanmadan güldüm geçtim. Oylara sunuyorum. Ben valla bunu ilk günden beri beğeniyorum ama bilmiyorum kendi adıma. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Başına Sıtkı Başkan yazmak tabii koşuluyla var. Sıtkı Başkan olabilir. Evet. Birinciyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler sayalım arkadaşlar. Ben de bunu birinciyle. Hayır ben orada da bir başkan bunu yalnız tekrar diğerlerinde de oy çokluğuyla alacağız değil mi? Tabii, grup tabii. Kararı değil. Tabii hayır. Şimdi yani şöyle başka diğerlerinde şimdi, de oy kullanabiliriz. Hayır her birini sayalım. Hangisi en çok oy alıyorsa onu geçireceğiz. Tamam. Hayır. Evet tek oylayacağız. Efendim? Hayır ayrı ayrı verebilir miyiz? Şimdi birine oy kullanan diğerine kullanmaması lazım. Yani. Kullanmasa tamam. İyi olur. Kullanması tamam. Ki birinci için. Tamam. Zaman bitti zaten başkan. O zaman ha, bitti. Herkes mi kullandı? Saymadım ben. Hayır çoğunluğu. Abi ben öyle ama vallahi grup kararımız yok yani bu konuda. Ya ne diyeyim şimdi ben? Yani? Arkadaşlar şöyle burada ya da arzu ederseniz arzu ederseniz numaralarını kağıda yazarak şey yapabiliriz. İstiyorsanız gizli oynama yapalım. Hayır, daha önce okuduğumuzda da biz grupta okuduğumuzda da arkadaşların çoğunluğu bu birinciyi beğenmişti. Bakın bunu ama, kim yazmış biliyor musunuz? Veysel Ay yazmış. Ve ben bunu yayınladığımız gün yazıp gönderdi. Bayıldım yani hani şey var çünkü bak içinde bir enteresan bir Sıtkı'nın huyunu, duruşunu şeyini anlatan bir yapı var. Evet, yaşam tarzı. Yani ondan dolayı ben beğendim hani kendi adımı. Uzun ama mezar çok güzel bir mezar olacak. Taşa sığar yani rahatlıkla. Tek tek oylayalım. Birinci oyluyorum kabul edenler. Sayalım lütfen sayalım. Tamam o zaman oylanmayacak. Tamam birinci kabul edildi. Tamam, oylanmayacak o zaman. Hayırlı olsun. Bir şey yok yani. Hayırlı olsun. Puanlama da yaptık aslında. Puanlama da ha, doğru yapılmış bak. Tamam peki teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki gönüller bir yani. Tamam teşekkür ederim. Bak konu siyasi olmayınca birliği yakalayabiliyoruz. Teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Sıtkı'yı rahmetle, sevgiyle anıyorum. Kuşadası'na mal olmuş bir kardeşimizdi, abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Gelen mesajlarda yalnız başkan sizden bir talep var. Bu dönemden daha doğrusu Sıtkı Başkan'ın bir yere bir heykelinin yapılmasını istiyor çoğunlukla. Yani sosyal medyada gelen mesajlarda o konuda da dikkate alalım. Onu değerlendiririz hep beraber daha sonra. Meclis toplantısının resmi olmayan kısmında beraberce değerlendiririz. Bunu bir yapalım. Önce mezarını yapalım. Aynen. Evet. Bitti mi?
Evet, şimdi arada komisyonlarda görüşülmek üzere sevk ettiğimiz konular için 10 dakika ara veriyorum. 15 mi? Peki. 15 dakika ara veriyorum. Oraya oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çay da yok değil mi arkadaşlar ya burada? Suyu biraz orada
Thank you.
Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar, komisyonlar eğer raporlarını hazırladıysa başlayalım. Güneş iyice eğiliyor. Biraz sonra oturamazsınız. Evet, raporlar hazır mı? Herkes tamam. Olmayan yok değil mi? Tamam. Tibet ayrıldı, tutanaklara geçti. Tamam. Hangi gündem? Gündemin 1.14. maddesi. 1.14. Evet. Aha. Okuyalım. Gündemin 1.14. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2.9.2019 tarih BE 7.939 sayılı ek bütçeyle ilgili yazısı Plan Bütçe Komisyonu'na havale etmişti. Plan Bütçe Komisyon raporu. 03.09.2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında verilen arada görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E 7.939 sayılı talebi incelenmiş olup Kültür Müdürlüğü'nün 03.06.2.01 tanıtma ağırlama tören fuar ve organizasyon giderleri kalemi için 1 milyon TL gelir kaynağı için 016953 işgal harcı kalemine de 1 milyon TL ek ödenek verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Yüce Meclisimizindir. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 15. maddesinde görüşmüş olduğumuz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih BE 1951 sayılı yazısı tarife komisyonuna havalesi olmuştu. Kuşadası Belediyesi tarife komisyon raporu 03.09.2019 tarihli meclis oturumunda komisyonumuza sevk edilen 02.09.2019 tarih BE 1951 sayılı Kültür Müdürlüğü'nün talebi incelenmiş olup 55 ada 58 parsel üzerinde bulunan mikro minyatür müzesine giriş ücreti olarak yetişkinler için 20 TL, öğrenci için 10 TL giriş ücreti alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir Yüce Meclisi'ndir. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin 1.17. maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E995 sayılı aynı hak tesisi ile ilgili konu Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu'na havalesi yapılmıştı. Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak raporudur. 03.09.2019 tarihli meclis oturumunda verilen arada görüşülmek üzere komisyonlarımıza sevk edilen 02.09.2019 tarih ve E995 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün talebi incelenmiş. Mülkiyeti belediyemize ait olan 127 ada 6 parsel ve 127 ada 4 parsellerin süresinin 25 yıllık geçmemek üzere 2886 sayılı kanunun 1. bendi ve 35. maddesinin A bendi kapsamında mülkiyetin gayri aynı hak tesisi şeklinde ihale edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclisimizindir. Ali Rıza Efe ret oyu kullanmış. Didem Eren de katılmadı. Tamam. Katılmadı. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.19. maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E996 sayılı kira süresi biten belediye taşınmazları ile ilgili yazımız Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti. Aradan sonra görüşülmek üzere. Plan Bütçe Komisyon raporu 03.09.2019 tarihli meclis oturumunda komisyonumuza sevk edilen 02.09.2019 tarih ve E996 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün talebi incelenmiş. Ek listede yer alan iş yerlerinin 5 yıl süreyle ihale edilmesi konusunda encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclisimizindir. Ali Rıza Efe ret oyu kullanmış. Buna niye ret verdiniz? Merak ettim. Hayır, komisyon olarak değil, yani grup olarak niye ret değerlendiriyorsunuz? Zaten kiraların, belediyeye ait olan kiraların kira bedellerinin güncellenmesi sizin de isteğiniz değil miydi? Şimdi Sayın Başkan, daha önceki dönemlerde burada bir komisyon kurularak bunlarla ilgili çalışma yapılmış.
Bunların yine daha verimli bir halde kiralanabilmesi için bir yönetmeliğin, bir kiralama ihale şartnamesinin olması gerekir. Meclisimize o 2886 var. Muhakkak 2000 var ama meclisimize verilen listede ne gayrimenkullerin durumu ya da bunların kira alacaklarını olup olmadığı, her ne kadar bunların hakkında üçüncü şahıslarca kullanılmadığı ile ilgili rapor tutulduysa da hepimizce malum olduğu zaman bunların çoğunun üçüncü şahısa da kullandığı bilinmektedir. Hani dolayısıyla bu encümen zaten bu kararı veriyorsunuz ki bu idari bir karar. Yani meclis bu kararı verecek ki biz dönelim idari olarak kimin kira borcu var? Kim üçüncü şahsa kullandırıyor? Kimin kira bedelinin raici nedir? Bunların tespitini o yüzden yapacağız. Yani bunları siz yetkiyi bize verin ki yapayım diye istiyorum yetkiyi. O yüzden reddetmenizi anlamadım yani. Şunu söylemek istiyorum. Gayet doğru bir şey yapıyorsunuz. Evet. Bizim meclisimize bize verilen, komisyonumuza gelen ne gayrimenkullerin ek listesi var. Yani nasıl? bize verilen de... mı? Komisyonda ek listeyi konuşmadınız mı? Hayır. Hayır. Burada ilave edilenler de yoktu. Var arkadaşlar, nasıl olmuş? Hayır, Sayın Başkanım, bize öyle bir şey verilmedi. Ben geldiğimde aldığımda sadece 30-5-2019 tarihli yazıyı aldım sadece. Diğerlerine hiçbiri bu konuda bilgimiz yok. Yani komisyonda hangi gayrimenkulleri konuştuğunuzu dair değerlendirme yapmadınız mı? Komisyon üyesi arkadaşlarım. Ne konuşuyorsunuz komisyonda? Ben anlamadım ki, sohbet mi diyorsunuz? Sayın Başkanım, komisyonumuzda sadece 3 yıllık diye geldi. Evet. 3 yıllık yetki. Burada gelen yazıda 5 yıllık. Olmaz. 3 yıl olsa zaten encümen kararı yeterli. Meclis kararına gerek yok. Meclisten karar isteyen bizzat benim. 5 yıl olmasını isteyen de benim. Yani sebebi de bir dahaki seçim sonrasında bırakıyoruz ki doğru bir iş yapalım diye. Ben o yüzden şaşırdım. Yani AKP grubunun bu konuda olumlu karar vermesini bekliyorum. Çünkü zaten siz hep bunu dillendiren grupsunuz yani. Aynen. Aynen, katılıyoruz başkanım. Ya, bahsettiğiniz konuları sizin yapabilmeniz için belediye başkanı olmanız lazım. Şimdi tamam, peki. Abi merak ettim, o yüzden. Tamam, var mı başka bir şey? Yok başkanım. Yani kira bedelinin güncellenmesi için yönetmelik diye bir şey yok. 2886 sayılı yasa bundan dolayı var. Biz inceleyeceğiz ve mümkünse istisnasız bir şekilde bunları ihaleye çıkaracağım. Ve kamuoyuna açık bir şekilde kamerayla da yayınlamak kaydıyla yapacağız ihaleyi. Yani hep söylediğimiz bir şey var. Kuşadası'nın halkına mal olan, malı olan malın üzerinde birileri kendi menfaatleri uğruna tek başına oturamaz. O rantı tek başına elde edemez. Ortada bir rant olacaksa bu Kuşadası halkına ait olacaktır diyoruz. O yüzden de bütün süresi gelmiş olan belediye dükkanlarını ihaleye çıkartıyoruz. 3 yıl olsa zaten encümen yetkisinde, ben meclise getirmeme gerek yok. Ama ben istiyorum ki meclis bu iradeyi göstersin diye 5 yıl yaptık yani. Sayın Başkan, biz bu konuda daha önce bir komisyon kurulmuştu biliyorsunuz. Ne zaman? Bir önceki dönemde Özer Başkan'ın belediye başkanı olduğu dönemde bu yasa o zaman çıktı biliyorsunuz. 7 belirli mülklerin tekrar kiraya verilebilmesi. Yasa yok, hep vardı da. Yani... Hayır, 7 yıldan sonra çıkarabilirsiniz diye hükümetin çıkarttığı yasa, yani belediyelerin elini güçlendiren o yasadan sonra böyle bir komisyon kuruldu. Ne oldu komisyon, ne yaptı? İşte o komisyon bir türlü çalıştırılmadı. Biz çalışıyoruz işte. Ama biz o komisyonun devamının sizin tarafınızda kurulup AK Parti grubu da eğer bunların kiralanmasıyla ilgili bir rakam belirlenecekse, bunlarla alakalı bir söz söylenecekse AK Parti grubu olarak biz de bunun içerisinde bulunalım istiyoruz. Diğer türlü hangi rakamın neyle belirleneceği, hangi kritere göre nasıl belirleneceğiyle alakalı bizim şu anda bu encümene bir yetki istiyorsunuz. Encümen bunu belirleyecek diyorsun. O zaman meclisin burada bir iradesi yok. Yani meclis, yani siz muammen bedelin belirlenmesi noktasında mı yetki sahibi olmak istiyorsunuz? Biz tabii o komisyon belirlesi, muammen bedelin neler olacağı ile alakalı, yoksa biz zaten geçen meclise de belirttim, daha önce de belirttim. Kuşadası'nın bu mekan mallarının, dükkanlarının değerini bulması gerekiyor. Kuşadası halkının malı çünkü buralar. Buna bir itirazımız yok. Bunda herhangi bir çekincemiz de yok. Yusuf Bey, muammen bedelin belirlenmesi ihale öncesi kim tarafından yapılıyor? Takdir komisyonunu kim oluşturuyor? İhale komisyonu mu? Yani belediyenin içinde mi olması gerekiyor? Meclis üyesi de olabilir mi bu?
Tamam. Zaten yani takdir komisyonu oluştururken grubunuzdan meclis üyesi arkadaş alalım. Yani biz bu konuda irademiz çok açık ki. Yani hiç çekindiğimiz bir şey de yok. Yani isteğimiz o zaten. Ya, tamam yani ama bu başka bir şey işte. Yani takdir komisyonunda yer almak istiyorsanız bakın anlattı. Ben sözünü veriyorum. Lütfen takdir komisyonunda hukuki engel yoksa AK Parti grubunda arkadaşlarımızla mutlaka birini alalım. Tamam. Durum mu? Yani buna rağmen hala retoyu kullanacak mısınız? Ben bu konuda meclisin irade birliğini önemsiyorum. O yüzden 17-10-2017 tarihindeki meclise alınan komisyonun kurulmasını talep ettim. O komisyon kim? Ya geçmiş dönemde kurulan bir komisyonu yepyeni bir dönem var. Aynı şekilde yani o zaman kurulan komisyonun devam ettirilemeyen komisyonun yeniden kurulması. Aziz abi bu konu Fuat Akdoğan'ın, Sayın Fuat Akdoğan'ın ikinci döneminde galiba gündeme geldi değil mi Mustafa? Ha, yani bu konu 20 yıldır bir türlü gündeme gelmemiş, çözülmemiş, ihalede hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir süreçten bahsediyoruz. Ve biz bu konuda bir kararlılık geliyor mu sesime? Bu kararlılık gösteriyoruz. Bu kararlılık da istiyorum ki ben meclis iradesi tam olsun. 20 yıldır kimsenin yapmadığını biz yapalım. Ve siz red kullanıyorsunuz. Ben kimsenin kurduğu komisyonun devamını kurmak gibi bir zorunluluğum yok. Yasa belli, hukuk belli, kurallar belli. Takdir komisyonunu oluşturacağız. Takdir komisyonuna AK Parti grubundan bir meclis üyesi arkadaşımı alırım. Bunun sözünü veririm. Ama onun dışında şu an geçmişte ne yaptığınızı bilmiyorum. Yeni bir komisyon kurmaya niyetim yok. Çünkü Eylül'de ihaleye çıkacağız. Yani bu ay hemen hazırlık yapacağız. İsterseniz değerlendirin ama zaman yok yani. Tamam, peki. Evet, komisyon raporu değil mi? Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 20. maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E997 sayılı taşınma satışı hakkındaki yazısını Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu'nu arada görüşülmek üzere sevk etmiştik. Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu ortak raporu. 03.09.2019 tarihli meclis oturumunda verilen arada görüşülmek üzere komisyonumuza sevk edilen 02.09.2019 tarih ve E997 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün talebi incelenmiş. Kurumun mali yapısı da göz önüne alınarak mülkiyeti belediyeye ait olan 653 adet 42 parsel nolu 36.973,11 metrekare yüz ölçümlü konut imarlı aylık dizam 2 kat taks 0.20 kaks 0.40 boş tarla vasfında olan ve satışında hukuki bir engel bulunmayan taşınmazın 5.393 sayılı kanun 18. maddesinin E bendi gereği meclis yetkisiyle satılması oy çokluğuyla uygun bulunmuştur. Ali Rıza Efe retoyu kullanmış burada. Evet. Tabii. O yeri boyalık mevkinin paftası var mı arkadaşlar? Elimizde var mı? Burada ekrana yansıtabiliyor musunuz Ömer? Bu bahsettiğimiz yeri ekranda var mı haritası? Tamam. Bu neresi? Boyalık mevkiinde Sea Light Otel'e giden yol var ya, solda bizim kum depoladığımız bir alan var. Bu alan orası. Doğru yer değil mi? Doğru söylüyorum. Yeri doğru söyledim değil mi? Yer doğru değil mi Süpey? Burada şehir başkanı da. Tamam. Doğru değil mi? Tamam. Şimdi bu yer bizim büyük mülklerimizden birisi. Mevcut hali konut imarı. İmarında herhangi bir değişiklik yapmadık. Yapmaya gerek yok. Zaten mevcut imarı o bölgeye uygun. Böyle bir iki tane büyük parça gayrimenkulümüzü projelendirmeyeceğimiz bir iki büyük proje gayrimenkulü satmak istiyoruz arkadaşlar. Neden? Malum nedenlerle. Paramız yok. Para yok. Yani biz bugün maaşı yazın bile ödemekte zorlandık ki kışın ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. Mesele sadece maaşla değil, bizim hizmet üretmemiz lazım. Ve şu an geçmişten gelen borç yükünü idare etmekte zorlanıyoruz. Aylık faiz gideri feci durumda. Sizin talep ettiklerinizi detaylı olarak da verdim. Orada da göreceksiniz. Yani burada faiz yükü belediyenin sırtında bir kambur. Personel maaşını ödeyemeyen bir belediyenin kaldırım taşı nasıl düşecek? Muamma. Bakın hemşehrilerim sürekli hizmet talep ediyor haklı olarak. Kimse içeride
paramızın olup olmadığıyla ilgilenmek zorunda değil. Çünkü o yüzden görev verdiler bize, iş yapalım diye. Bizim böyle bir iki tane gayrimenkulümüzü satıp ciddi bir toplu para girişi belediyemize sağlayıp borç yükünü yönetilebilir bir hale getirmeye çalışmamız lazım. Buna mecburuz. Bunu yapmazsak ne hizmet üretebiliriz, ne iş yapabiliriz, ne de yol alabiliriz. O nedenle bu taşınmazımızı satmayı arzu ediyoruz. Durum bundan ibaret. Sizin de belediye meclis üyesi olduğunuz dönemde bu arazinin o dönemde de sanıyorum satışı gündeme geldi. Ona siz de itiraz etmiştiniz. Oradaki en büyük gerekçe de şuydu. Orası şartlı bağış çıktı sonradan araştırıldığında. Orası sanıyorum belediye hastanesi yapılma şartıyla bir vatandaş tarafından bağışlanmıştı. Dolayısıyla eğer aynı yerden bahsediyorsak gene aynı sorunla karşılaşacağız. Yani oranın zaten şu anda satılabilmesi mümkün değil. Şimdi aynı yer mi emin değilim ama burada da öyle bir iddia geldi, arkadaşlar söylediler. Gittik bizzat araştırdık. Tapu kütüğüne baktık. Bağış senedine baktık. Şartlı bağış söz konusu değil bu yerde. Olsa zaten yapamam. Yani şartlı bağış söz konusu değil. Arkadaşlar belediyenin tek bir malını satmak istemem. Kamunun malı. Ama sonuç itibariyle harcayacağımız yer yine kamu. Belediye de bizim. Bütçesi de, hizmet zorunluluğu da bizim boynumuzun borcu. Hakikaten kıpırdayamaz haldeyiz ki bunu sizler çok iyi biliyorsunuz yakından. Evet, teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen yoksa oylarınıza sunacağım. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bir sonraki meclis tarihimize bakalım. 1 Ekim. Bir dakika. Emin olalım. Tamam. 1 Ekim saat 16. Davutlar'da mı en son yaptık? Davutlar. Şurasında mı yaptık? Davutlar'da yapalım. Davutlar'da yapalım. Davutlar'da yapalım. Paninyon'da yapmış olduğumuz bu meclis bir zamanlar bu bölgenin, antik çağın en parlak dönemini yaşamış bu bölgenin de olan insanlar olarak şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah burası bize uğurlu gelir. Yapacak olduğumuz hizmetlerle inşallah yine parlak bir dönem geçireceğimizi ümit ediyorum. Hizmet adına, kamu yararı adına, hepimiz adına bunu diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel Çamlılı hemşerilerime, muhtarıma, tüm emeğe geçen arkadaşlarıma zahmet ettiniz, burayı hazırladınız ama bence değdi. Yarın buradaki toplantıyı ulusal haberlerde hep beraber izleyeceğiz. Böylece tarihi bir bölgemize daha dikkat çekmiş olduk. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani, Taceddin Bey bir şey ekliyor. Mikrofonu açar mısınız? Biraz önce güzel şeyler anlattınız burası ile ilgili. Ben bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Bunu zannediyorum hiç kimse de bilmiyor. Bunu böyle ileride görülebilecek bir yere bir levhayla gayet güzel tarihçesini falan yazıp astırırsanız, eğer yol kenarı, ok işaretiyle bilmem neyle, en azından bu bölgeye gelen geçen insanlar da bunu hiç olmasa görür, okur ve öğrenmiş olur. Girişte hazırladık bir şey. Bundan sonra şu inşallah şeyi de yaparsak bu spor oyunlarını, bu bölge zaten hareketlenecektir. İster istemez burası ziyaret alanı olacaktır. Ama girişe bir şey giderken bir bakalım yine de levhaya. Öneriler varsa alalım. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.